Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dertlerine ve değerlerine dair bir mevzuyu Peygamber Efendimizin saçına sakalına ak düşüren, Peygamber Efendimizi kocatan bir konuyu emrolunduğun gibi dost doğru ol meselesi üzerinden mütala etmek istiyorum. Bugünlerde Müslümanların içerisinde bulunduğu ahvel ve şerait, sıkıntılar, problemler, Ümitlerimiz, ümitsizliklerimiz tekrar bizi Peygamber Efendimiz üzerinde yeniden düşünmeye sevk ediyor türlü türlü vesilelerle ve ona ittibanın, ona bağlılığın, sünnete uymanın modern zamandaki anlamını en geniş perspektiften tanımlamaya çalışıyoruz ve diyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymak demek onun sünnetine ittiba etmek demek, onun derdiyle ve değerleriyle hayata, sorunlara ve çözümlere bakabilmek demek. Peygamber Efendimizin değerleri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin samimiyet gibi, sadakat gibi, sevgi gibi, sabır gibi bir takım değerleri var. Peygamber Efendimizin belki sünnetin psikolojik boyutuyla hayata bakabilmek ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin derdi ümmetidir insanların kurtuluşudur. Onun derdiyle hayata, sorunlara ve çözümlere bakabilmek bugün sünnet dediğimizde en geniş bakış açısıyla anlamamız gereken şey olarak karşımızda duruyor. Bir gün Hazreti Ebubekir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize şöyle bir bakmış ve en son görüştüğünde fark etmediği beyazlıklar görmüş saçında ve sakalında ve kocamışsın ya Resulallah yaşlanmışsın nedir derdin nedir ne oldu diye sormuş. Peygamberi Zişan Efendimiz evet şu salondaki bütün dostlarımın belki hayatında müteaddit defalar duyduğu bir ifade buyurmuş Peygamber Efendimiz. Şeyyebetni hudun ve ehavatuha beni hud suresi <Sessizlik> ve Hud Suresine benzeyen diğer sureler Mürselat Suresi gibi Vaka Suresi gibi Nebe Suresi Kıyamet Suresi gibi sureler kocattı buyurmuş Peygamber Efendimiz. Şimdi gerçekten merak konusu acaba Peygamber Efendimizin saçına sakalına ak düşüren konu nedir? Ben gittim baktım bu surelere. Bu surelere baktığımda incelediğimde bu surelerde Ümmeti Muhammed'i yani bizi insanları kıyamet günü bekleyen tehlikeler, Allah'ın azapları anlatılıyor. Peygamber Efendimiz'in asıl derdi de ümmeti olduğu için, insanların hidayeti olduğu için, insanların dalaletten hidayete, Allah'ın gazabından Allah'ın rızasına ulaşmalarını dert edindiği için Peygamberimiz Efendimiz'in saçına sakalına ak düşüren mevzunun bizimle ilgili Kur'an-ı Kerim'deki bu surelerdeki tehditler, azaplar, kıyamet günü bizi bekleyen tehlikeler olduğunu anladım. Sonra düşündüm. Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberimizin geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedildiğini açık bir şekilde ifade ediyor. Aslında peygamberimizin o gün için, kıyamet günü için kendisi hakkında bir endişe taşımasına gerek yok. Peygamber Efendimizin endişesi kendisiyle ilgili değil. Peygamberi Zişan Efendimizin hüznü, derdi, tasası, kaygısı ümmetiyle ilgili. Yani Kur'an'da bazı sureler var. O sureler bize dair, ümmeti Muhammed'e dair bir takım tehditler, tehlikeler içeriyor. Bu tehditlerden bahsediyor. Peygamberi Zişan Efendimiz o sureleri okuduğunda o endişe peygamberimizin saçına sakalına at düşürüyor ama o tehlike bizimle ilgili olduğu halde o tehlikeden bahseden sureler bizim kılımızı kıpırdatmıyor. Bizim aslında düştüğümüz yer burasıdır. Nefsimizden, şeytanımızdan, dünyanın süfliyatından Allah'ın rızasına aykırı izin ve ideolojilerden çelmeyi yediğimiz yer burasıdır. Düştüğümüz yer buradır. Kalkmamız gereken yer de burasıdır. Çok hoşuma gidiyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mevlana celaleddin Rumi'ye ait bir söz asmışlar. Mevlana Hazretleri'nin büyük puntolarla bir sözünü oraya nakşetmişler. Diyor ki orada, müşkil neredeyse cevap oradadır. Deniz neredeyse su neredeyse gemi oradadır diyor Mevlana Hazretleri. Düştüğümüz yer burasıdır. Çelmeyi yediğimiz yer burasıdır. Ayağa kalkmamız gereken yer de burasıdır. Peygamber Efendimizin saçına sakalına ak düşüren sureler ne zaman ümmeti Muhammed'in kalbini de ürpermeye başladığında, ürpermeye başladığında, onu kaygılandırmaya başladığında ümmet peygamberinin derdiyle dertlenmiş, onun değerleriyle hayata bakmaya başlamış demektir. O noktaya da ulaşabilmeyi Allah bizlere nasip eylesin. Aslında Üstad Necip Fazıl, ümmeti Muhammed'in bu dertsizliğini peygamberinin baktığı açıdan eşyaya, olaylara, hakikate bakamayışını ifade ederken çok meşhur bir ifadesidir demişti ki biz ayakları şişene kadar namaz kılan bir peygamberin gözleri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz. Aslında belki bugün gazze meselesi genelinde yaşadığımız bütün problemlerin ümmet bazında, fert bazında, aile bazında yaşadığımız bütün problemlerin kökeninde bu yatıyor. Peygamberimiz Mekke'de insanlara İslam'ı anlattı. Mekke'de insanlara, Mekkeli müşriklere Allah'ın varlığını birliğini, Allah'ın emirlerini doğru bir inancın ilke ve esaslarını anlattı. Onlar Peygamber Efendimiz'e şair dediler, mecnun dediler, kahin dediler, sihirbaz dediler ama peygamber demediler. Peygamber Efendimiz'e türlü türlü şekillerde, asabına türlü türlü biçimlerde işkenceler ve zulümler yaptılar. Peygamberimizi ve asabını yollarından döndüremeyeceklerini anladıklarında Peygamber Efendimizin yanına geldiler ve ona bir takım tavsiyelerle, bir takım tekliflerle Peygamber Efendimiz'i yolundan caydırmak istediler. Peygamberimize Mekke'nin en güzel kadınlarıyla evlilik teklif ettiler. Peygamberimize Mekke'nin riyasetini, Mekke'nin hazinelerini teklif ettiler Peygamber Efendimiz bütün bunlar kendisine iletilince Mekkeli müşrikler tarafından Efendimiz buyurdu ki onlar benim bir elime güneşi bir elime ayı koysalar ben bu yoldan dönmem dedi Peygamberimiz. Şimdi sorunumuz şudur. Peygamberinin bir eline güneşi bir eline ayı koysanız yolundan dönmeyecek peygamberin ümmetinin bugün bir eline petrolü bir eline doğal gazı, bir eline altını, bir eline gümüşü, bir eline doları, bir eline euroyu koymuşlardır ve ümmet peygamberinin dönmem dediği yoldan dönmüş, o yolda babasını bile tanımayacak hale gelmiştir. Peygamberimizin bir derdi var. Peygamberimizin derdi insanların kurtuluşu. Ümmeti Muhammed'in Allah'ın gazabından kurtulması, varoluşlarının anlam ve amacını idrak ve ifa etmesi. Ve Peygamber Efendimizin değerleri var. Bugün ona ittiba etmek demek, onun derdi ve değerleriyle sorunlara ve çözümlere bakabilmek demek. Evet, Hazreti Ebu Bekir sorduğunda, Kocamışsın ya Resulallah ne oldu dediğinde, Beni Hud suresi ihtiyarlattı dediğinde, Rivayet o ki sahabeden bir zat, sormuş. Demiş ki ya Resulallah Hud suresinin nesi sizi ihtiyarlattı? Hud suresinin neresi? Hangi ayeti sizi kocattı dediğinde peygamberimiz Hud suresinin 112. ayetinden bahsetmiş. Allah ayette buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Festakim keme umirte Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ve men tebe maake ve seninle birlikte tevbe edenler de dost doğru olsunlar. Bir insan tuttuğu yolun en doğru yol olduğunu düşünebilir. Bir insana göre yaşayışı, eşyaya bakışı, hayat tarzı en doğru yol gibi görünebilir. Ama ayet-i e de Allah buyuruyor ki senin girdiğin bir yolun doğruluğuna inanman o yolun doğru olduğunu göstermez. Senin tuttuğun yol, yaşam tarzın, senin üslubun, hayata bakışın, eşyaya bakışın, kainata bakışın bir şekilde olmuş olabilir. O şeklin doğruluğunun kriteri ancak Allah'ın emrine uygunluktur. Çünkü ayetin ilk kısmında Allah peygamber efendimize emrolunduğun gibi dost doğru ol buyuruyor. Emreden amir Allah Celle ve Ala Hazretleridir. Emir Kur'an-ı Kerim'dir me'mur olan, emredilen peygamberimiz ve onun şahsında kıyamete kadar müstakbel ve muhtemel bütün ümmetidir. Allah Celle ve Ala Hazretleri emrolunduğun gibi dost doğru ol buyurmakla bir insanın doğruluğunun istikametinin Allah'ın emrine uymakla ancak mümkün olduğunu ifade etmiş oluyor. Allah'ın emri yani Kur'an yani Kur'an'daki Allah'ın buyrukları doğruluğun kıstasıdır. Bir insan Allah'ın emrine doğru yaklaştıkça, Kur'an'a doğru yaklaştıkça doğrulur. Bir insan Kur'an'dan uzaklaştıkça Allah'ın emirleriyle arasına mesafeler girdikçe eğrilir. Ayetin devamında Allah seninle birlikte tevbe edenler de dost doğru olsunlar buyuruyor. Yani keşke hiç günah işlemesek, keşke hiç istikametten çıkmasak ama şeytanımız var. Şeytanımız bizim peşimizde. Her insanın peygamber efendimizin ifadesiyle her insanın bir şeytanı var. O şeytan ki atamız Adem'i Allah'ın cennetinden yasak ağacın meyvesinden yedirterek dünyaya indirmiş. Allah Celle ve Ala Hazretleri atamız Adem'le anamız Havva'yı bu dünyaya indirirken şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Onu düşman edinin buyurmuştur. Ve bu dünya hayatı cennete, bu dünya hayatındaki nimetler de cennetteki nimetlere benzer. Bu dünya hayatındaki Allah'ın koyduğu haramlar da cennetteki yasak ağaca benzer. İçki bir yasak ağaçtır, kumar bir yasak ağaçtır, zina bir yasak ağaçtır, gıybet bir yasak ağaçtır ve iblis tıpkı cennette olduğu gibi bu dünyada da insanın peşinde Adem oğullarının ardına düşmüştür ve onları ataları Adem'i cennetten çıkarttığı gibi bu dünyadaki insanları Allah'ın rızasından çıkartmak için gayret etmektedir. Şeytanımız vardır ve nefsimiz vardır. Nefsimiz eğer vahyin terbiyesine, Hazreti Peygamber'in bir mürebbi olarak terbiyesine girmez ise bu nefis tabiatı itibariyle çokça kötülüğü emretmek, hevayü hevesine uymak gibi bir meyle sahiptir. Bir mizaca, bir tabiata sahiptir. Onun için bir insan günaha mütemayil bir yapıya sahiptir. Çünkü nefsimiz vardır, çünkü şeytanımız vardır. Günaha düşmek, eğrilmek demektir. Eğrildikten sonra, günaha düştükten sonra doğrulmak ancak tevbe ile mümkündür. Günah işlemek, eğrilmektir. Tevbe etmek... Eğrildikten sonra tekrar doğrulmak, doğrulmayı başarabilmek demektir. Onun için ayet-i celilenin devamında Allah buyuruyor ki sen emrolunduğun gibi dost doğru ol, seninle birlikte tevbe edenler de, müminler de tevbe ettikten sonra tekrar günaha dönmeme konusunda tevbelerine sadık olsunlar. Tevbe etmek, doğrulmak demektir bir insanın dost doğru olması, doğru olarak yaşayabilmesi tevbesine ancak sadakatiyle mümkündür. Allah Celle ve Ali Hazretleri böyle buyurdu. Sen emrolunduğun gibi dost doğru ol, seninle birlikte sana ittiba eden, seninle birlikte tevbe eden müminler de dost doğru olsunlar. Ayette bir incelikten bahsediyor. Seninle birlikte tevbe edenler, eden müminler de dost doğru olsunlar buyuruyor Allah. Bu şu demektir, Bizim dindarlığımız tek başına bir dindarlık değildir. Bizim Müslümanlığımız tek başımıza, aklımızdan uydurduğumuz, icat ettiğimiz, inşa ettiğimiz nevi şahsı bize münhasır bir dindarlık değildir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Allah'ın katında matlubuz, Allah'ın katındaki makbuliyetimiz, kulluğumuzun Allah'ın katındaki geçerliliği bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymamıza, ona yakınlığımıza, onunla birlikte olmamıza bağlıdır. Ayette ve men meake ifadesi, ve men tebe meake ifadesi de Peygamber Efendimizle birliktelik konusunda bir ip ucu taşımaktadır. Allah buyurdu ki emrolunduğun gibi dost doğru ol. Sana tevbe ile birlikte, seninle birlikte tevbe edenler de, sana ittiba eden müminler de dost doğru olsunlar tevbelerinde sabit kadem olarak dost doğru olsunlar. Seninle birlikte olmaya devam ederek, seni örnek almaya devam ederek dost doğru olsunlar. Ve le sakın doğrulduktan sonra eğrilmeyin. Tevbe ettikten sonra tekrar aynı günaha girmeyin. Taşkınlık etmeyin, dost doğru olmaya devam edin. Ve ayet şöyle bitiyor. İnnehu bime tamelune basir. Kuşkusuz ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. Peygamberimiz emrolunduğu gibi dost doğru olacak. Bu emir bize de yöneltilmiştir. Ben de dost doğru olacağım. Yerken, içerken, ticaretimde, evimde, sosyal hayatta, mabette, çarşıda, pazarda. Allah Celle ve Ali Hazretlerinin meşru ve mubah gördüğü her yerde, her alanda dost doğru olmamı Allah Celle ve Ali Hazretleri emrediyor. Niçin? Gerekçe, Mesela lambalar söndüğünde, ele tek çekildiğinde, tek başıma kaldığında, kameralar kapatıldığında, dost doğru olacağım da gerekçesi nedir? Doğruluğun burada gerekçesi, mücbir gerekçesi nedir? O ayetin sonunda ifade ediliyor. Allah Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki, çünkü innehu bime tamelune basir, çünkü Allah yaptıklarınızı görmektedir. İmandan bahsediyor yani. Bir insanın doğruluğunun kriteri, kıstası, kaynağı imandır. İman ne kadar güçlü olursa kişi o kadar istikamet üzere olur. İman ne kadar zafiyet taşıyor ise, ne kadar hasar taşıyor ise insan o kadar eğri olur. Şimdi bakın sevgili dostlar. Benim sünnet okumalarımda Peygamber Efendimizin hayatına dair, Kur'an'da imanı vurgulayan ayetlere dair okumalarımla elde ettiğim şey şudur. İnsan sürekli zeval halinde bir varlıktır. Bu şu demektir? İnsanın duyguları eskir, düşünceleri eskir, amelleri eskir, hayalleri eskir, emelleri eskir. Peygamberimizin ifadesiyle üzerimize giydiğimiz elbisenin eskidiği gibi gönlünüzde, kalbinizde iman eskir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onu yenileyin, onu güçlendirin, onu zinde tutun, takviye edin. Nasıl? ibadetler ile, zikrullah ile, günahlardan uzak durmak ile, hayırlara koşturmak ile. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki bir insan bir günah işlediğinde onun kalbinde siyah bir nokta oluşur, bir leke oluşur ve o leke kalpte imanın etkinlik alanını daraltır sınırlar ve kısar. İman zayıfladığında, iman hasar aldığında insan artık eğri bakmaya, eğri görmeye, eğri düşünmeye, eğri hissetmeye ve eğri davranmaya başlar. Onun için bizim imanımızın, bizim istikametimizin manivelası imandır. Bir insan ne kadar mümin olursa, ne kadar güçlü bir iman sahibi olursa, o kadar istikamet üzere olur. İmanımızın ilk maddesi Allah'a imandır. Allah'a iman bizim doğruluğumuzun kriteridir, kıstasıdır, mihenk taşıdır. Biz Allah'a iman ederiz. Onun bizi yokluktan varlığa çıkarttığına iman ederiz. Sayısız ve sonsuz nimetleri bize bahşedenin o olduğunu biliriz ve onun bizi bildiğini, onun bizi gördüğünü ve onun bizim her halimizden, her anımızdan haberdar olduğunu bilmemiz bizim doğruluğumuzun kriteridir. Allah Celle Velal Hazretleri beni biliyor. Niçin istikamet üzere olacağım? Niçin ölçerken, biçerken, tartarken istikamet üzere olacağım? Niçin konuşurken müstakim olacağım? Niçin? Çünkü Allah beni görüyor. Bu duyguyu, bu hissiyatı, bu şuuru, bu külli hali içimize egemen kılmamız gerekiyor. Bakın o kadar Allah bizi biliyor ki, ayeti celil'e de Allah buyuruyor ki, ve nalemu me tuvesvisu bihi nefsuhu. Biz İnsanın iç sesinin ona neyi fısıldadığını bile biliyoruz. İnsanın bir iç sesi var ve insanın iç sesi ona bir şey söyler. Bazen över, bazen söver, bazen iyi şeyler, bazen kötü şeyler söyler. Allah insanın iç sesinin bile ona neyi söylediğini biliyor. Bir insan, bir mümin, bir Müslüman imana erdiğinde Allah'a imanın anlamını idrak ettiğinde, yakaladığında o iman onu dosdoğru kılar.